Podyuma ilk defa mı çıkıyorsunuz? Yok, ben iki kere daha çıktım podyumun üstüne. Onlar da çok başarılıydı. Yine Twin defilesi, bir de moda günlerinde çıkmıştım. Ama zor iş yani, kolay iş değil podyum işi. Ben manken arkadaşları şimdi daha da iyi anlıyorum, diyeyim bari. Peki mankenlerin, erkek mankenlerin böyle enteresan bakışları var. Siz de bakış yaptınız mı? Yaptım. Yaptım, görmediniz mi? Çalıştım. Dün gece, bütün gece Fashion TV izledim. 10'a mı aldın abi? Abi ne hissedilir insan podyuma çıkınca? Gururlandım. Bir Türk vatandaşı gibi, her zaman olduğu gibi. Çok sevindim. Yani Türkiye bugünleri gördü. Ben daha başka bir şey istemiyorum yani. Ve önce podyum, önce vatanım diyorum abi. Beyaz Bey. Ne hisseder insan? Ürktüm biraz. Söyle canım. Çağlayın. Bu kadar kişi arasında nasıl yapıyorsun? Şimdi sen kendi podyumda haklısın. Evet. Tamam, Çağlayı bir daha podyuma çıkartmıyorum. Zor iş. Ben sevgilimi çalıştırmam arkadaşlar. Sen mi çıkarsın? Onun yerine sen mi çıkacaksın? Ben çıkacağım bundan sonra. Hayatta insan eşini çalıştırmaz yani. Sevgilisini çalıştırmaz. Ben bundan sonra Çağla'nın işini de ben yapıyorum. Aynı anda çıkmayı düşünmüşsün. Çağla'yla aynı anda çıkmayı düşündük ama biraz fazla gündeme oturur böyle bir şey diye. Çok fazla göz önünde oluruz diye istemedik böyle bir şey. Mümkün olduğu kadar beraber de görünmemeye gayret ediyoruz. Bir dikkat ediyorsanız Elidor'un saç şeyinde beraberdik. Onun dışında gelen bütün teklifleri reddettik. Çünkü yanlış konuşuluyor, yanlış anlaşılıyor. Ama Çağla bir manken, ben bir şovmenim. Gün olur beraber bir yere denk düşebiliriz hasbelkader. Ona eyvallah. Ne defilesi vardı? Ürdün prensinin defilesine gidecek. Ben bıktım bu özel defilelerden ya. Bu. Neyse, Ürdün prensi bizim arkadaş, bir şey olmaz ya. Evet, düğün müziği. Beyaz Bey. Bir saniye. Topçularla çıktınız podyuma. Tanışlarla çıkmayı düşünüyor musunuz? Topçularla çıktık, tanklarla çıkmayı düşünüyor muyuz? Hayır, ben daha çok arkadaşlar bando ekibiyle çıkmayı düşünüyorum. Evet. Tamam mı? Hadi Ercan. Podyumda futbolcuların arasında belki de en sakin olan sendin. Dışarıdan öyle mi gözüküyordu? Ben kendim çok heyecanlanmıştım. Eğer dışarıdan fark edilmediyse. Yalnız giydiğin kıyafet ilginçti biraz. Tabii benim tarzıma daha yakın, yani geceleri çıktığımız tarza yakın bir şey seçmeye çalıştım. O kıyafeti gece giyebiliyor musun? İstanbul'da gece hayatı olmadığı için giyemiyorum. Fakat tatillerde yurt dışında giyiyorum. Evet Erman, pistte niye güldün onu bir soralım. Nerede? Pistte. Podyum olmasına sakın. Ha işte podyumda. Podyumda niye güldün? Güldüm, Sinan abiye güldüm ya. Onda gözüze geldik, ona güldüm. Peki taşıdığın kıyafet ilginç bir kıyafetti. Bilmiyorum ya, öyle denk geldi. Güzeldi yani, hoştu, biz de sevdik yani. Özel hayatında giyer misin onu? Tabii zaten giyiyorum öyle şeyler ya. Tarzım benim zaten o. Peki en heyecanlı kimdi sana göre takımda? Tayfur abi. Niye? Bilmiyorum. Her yerde gol attı ama sansürde falan, ama burada heyecanlandı beni. Sevgili Bayram, neler söyleyeceksin? Çok güzel bir organizasyon oldu. Evet, çok iyi bir organizasyon oldu. İyi geçtiğine inanıyorum. Yani insanda ister istemez heyecan oluyor. Ama sen profesyonel manken gibiydin, böyle salona yürüdün. Ya, heyecanı atmaya çalıştım üstümden. Dediğim gibi bugün çok güzel bir organizasyon oldu. Maça çıkmak mı zor, podyuma mı? Ya maça çıkmak... Tabii ki maça çıkmak zor değil. Maç şeyi daha zor. Atmosferi daha zor. Yani buranın kadar seyircisi az değil, şeyi de az değil ama maç daha zor. Sence en heyecanlı kimdi podyumda takım arkadaşlarından? Hepimiz heyecanlıydık ya. İçeride neler konuştunuz? İçeride bir saat nasıl gidip geleceğimizi ezberlemeye çalıştık. Herkes iyi yürüdüğüne inanıyorum ben. Maşallah. İyi ya. Evet Tümer.
başarıyla icra ettiğiniz görevinizi. Heyecan durumu neydi ilk çıktığın anda? Ya gerçekten tarif edilmeyecek şeyler bunlar. Yani İnönü'de o kadar seyircinin önüne çıkıyorsunuz ya da büyük statta o kadar seyircinin önüne çıkıyorsunuz ama burada biraz daha farklı. Hem zaman daha kısa hem de bir şeyi teşhir etmek zor. Dolayısıyla ama yine de iyi yaptığımızı düşünüyorum ben genel anlamda. Çok heyecanlandık ama. Biraz önce içeride bir şeydi. Podyuma ilk çıktığımda ışıklardan önümü göremedim falan. Evet o doğru yani oradan çıktığınızda şurası tamamen karanlık bir pozisyonda. Nereye yürüyeceğinizi bilmiyorsunuz. Yani yürüyorsunuz ama hiçbir şey yok önünüzde. Son anda ışıklar yanıyor falan. Allah'tan daha önce prova yapmıştık. İçeride neler konuştunuz peki? Ya düşersek o, korkusu arkası, oldu mu? Arkası çok güzel. İnanın arkası çok güzel. Çok keyifli. İnanılmaz derecede eğlendik ya. Bayrama baksana. Erman'dan bir sallama geldi biraz önce sana. Sansürü'ye çıktı, penaltı attı, bir sürü goller attı. Bu kadar heyecanlanmadı. Doğru ya, burada bayağı hepimiz heyecanlandık biraz çıkmadan önce. Ama podyuma çıktıktan sonra unutuyorsun heyecanı. Bizde de öyle oldu işte ama sahada doğrusu bu kadar heyecanlanmıyoruz yani. Peki içeride neler konuştunuz kaptan? Ya düşersek eyvah falan. İçeride onu konuşmadık da içeride devamlı prova yapıyorduk. Gidiyorduk, geliyorduk, gidiyorduk. Prova çalıştık. Yoksa içeride fazla bir şey konuşmadık. Heyecandan bekliyorduk sıramızı. En başarılı kim sana göre? En başarılı İlhan. Peki kıyafetini nasıl değerlendiriyorsun İlhan'ın? İlhan'ın kıyafetinden dolayı en başarılı olmuş. Peki sen giyebilir misin öyle bir kıyafet? Bana yakışmaz yani ama İlhan'a yakışıyor. Evet. Sana göre en başarılı Beşiktaş futbolcu hangisiydi podyumda? Ben izleyemedim. İçerideydim ben. Görmedim ama İlhan sahiden de süper duruyor yani böyle. Adamın endamı çok hoş yani. Giydiği kıyafet... Daha genç bir arkadaş İstanbul'da. İlhan'ı yer bilir ben söyleyeyim ona yani. Peki giydiği kıyafeti nasıl değerlendiriyorsun? İlginç bir kıyafetti. Yani yürek isteyen bir yakışıyor kıyafet. Abi adamlara ya. Genç adamlar yani. Ben mesela hayatta giyemem tabii öyle şeyler. Bizim yaşımız geçti yani. Bizim daha oturaklı şeyler giymemiz lazım. Ama onlara yakışıyor yani. Yaşı var ki adamın gençken giysin, imkan da verelim de giysin yani. Peki içeride ne konuştunuz podyuma çıkmadan? Futbolcularla beraberdiniz herhalde içeride. İki tane elbise alacağız diye maymun olduk ya. Şurada bir konuşma.